Herkese tekrar merhabalar, hayırlı akşamlar dileyerekten başlıyorum. Ekranımızda standart yasal uyarımız, kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir değerli dostlar. Almak, satmak, tutmak size aittir. Biz beşeriz, şaşarız. Değil mi yani? Nihayet bütün her şeyimiz dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Her insanoğlunun hatası olur. Burada da hatalar olabilir. Yani hatalar dediğimiz olay %100 başarıya ulaşamayan teknik analizler anlamında diyorum olabilir. Onun için almak, satmak, tutmak size aittir. Burada hiçbir tavsiye yapılmamaktadır. Önemli destekler, dirençler, potansiyel güçlü alım noktaları ortaya konmaktadır. Kabul edersiniz, etmezsiniz bunlar size ait değerlendirmelerdir değerli dostlar. Yani aklımızı ne yapıyoruz değerli dostlar? Hiçbir zaman için kiraya vermiyoruz. Araştıracağız. İnceleyeceğiz. Son kararı ne yapacağız? Kendimiz vereceğiz değerli dostlar. Evet. Hemen çayınızı, kahvenizi alın ve ekranın karşısına geçip arkadaşlar burada inceleyeceğimiz hisseleri hisse bazında değil de kurallar bazında takip edin değerli dostlar. Kuralları tanıdığınız zaman, formasyonları tanıdığınız zaman afiyetle başarıyı elde edersiniz değerli dostlar. Yani hisse ismi önemli değil burada. Siz buradan öğrenmiş olduğunuz bir kuralla, bir formasyonla nerede, nasıl potansiyeli yüksek hisseleri yakalayabileceksiniz? Bunları kendinizde sınayın değerli dostlar. Biz bugün varız, yarın yokuz. Misal. Her zaman kendi ayaklarınız üzerinde durmasını öğrenmeniz gerekir arkadaşlar. Biz burada elimizden geldiğince finansal okuryazarlık anlamında teknik analizin nasıl yapılacağını sizlere anlatmaya, bol bol örneklerle sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bir şeyler vermeye, katmaya çalıştığıma inanıyorum, severek yapıyorum. Sizler de eğer alıcıları buraya odaklar iseniz, yani formasyonlara, kurallara odaklar iseniz, kendi başınıza birçok şeyi başarabilirsiniz arkadaşlar. Bırakın paralı WhatsApp gruplarını, Telegram gruplarını falan filan. Hisse önerilerini bırakın. Sadece kendiniz olun arkadaşlar. Bir şeyleri kapmaya, yapmaya odaklanın, çalışın. Evet. Şimdi katıla dahil olan arkadaşlardan gelen sorular var. Bunları cevaplandıracağız. Umarım faydalı bir video olur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni, yorumları ihmal etmeyelim. Kanalımız sizlerin sayesinde her geçen gün daha da büyümekte. Yine katıla dahil olarak bizlere desteklerini sunan arkadaşlarımıza bol bol teşekkürlerimi sunuyorum. Diledikleri zaman hisse teknik analizini istedikleri hisseleri yazabilirler. Elimizden geldiğince dönmeye çalışacağız onlara değerli dostlar. Evet. Yine kripto paralarla ilgili söylemlerim vardı. Neydi? Ömür boyu %10 komisyon indiriminden faydalanmak için Binance borsasında hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmındaki linke tıklayarak hesaplarını açabilirler. İşlemlerini yapabilirler. %10 komisyon indiriminden faydalanarak değerli dostlar. Evet. Çayları, kahveleri aldık. Şimdi afiyetle teknik analiz çalışmasını sizlere sunmuş olacağız değerli dostlar. Umarım faydalı bir video olur. Doko ile başlayalım. Doko'yu biliyorsunuz daha önce o kırılım noktasında sizlere analizini yapmıştık. Çok da süper gitti değerli dostlar. Bu noktada bu Doko'nun nimetinden faydalananları da kutluyorum. Kendimi de kutluyorum tabii. Yani oldukça netti arkadaşlar ve bu netlik gerçekten güzel bir kazanç sağladı mı sağladı. Şimdi şöyle genel görüntüye baktığımız zaman Doko'da değerli dostlar bakınız sert bir düşüş sonrası bakınız oyalanma dönemini yaşadı burada değerli dostlar. Bizim burada değerli dostlar kaptığımız nokta neydi? Bakınız şuradaki kırılımdı değil mi değerli dostlar? Bakınız şu tepe noktalarını görmektesiniz. Kırılımla beraber ortalama bakınız 346 bantlarında bir kırılım gelerek neredeyse arkadaşlar iki katı demeyelim de
5'te 2 oranında bir yükseliş sağladı mı? Sağladı değil mi? Yani güzel bir getiri sunmuş oldu değerli dostlar. Bu anlamda Doko fazlasıyla takdiri, teşekkürü hak eden bir hisse konumunda. Tabi bunda haber akışları vesaire yani yapılan anlaşmalarda önemli miydi? Rol aldı mı? Tabii ki aldı. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada bakınız geçmişten gelen çizgiler her zaman bizim için nedir? Bir referans kaynağıdır. Nedir bu? Örneğin şu destek noktası bakınız. Destek bölgesi. Bu çizgiyi uzattığımız zaman bakınız burada direnç noktası olarak da çalışmış. İşte bu çizginin altında biraz dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Evet. Ya buradan tekrar şöyle bir hareket yaparak yukarıya gidersen eyvallah. Tekrar bu alanın içerisine girerse eyvallah ama bu çizgiden uzaklaştığı müddetçe geriye çekilmeler hızlanabilir, derinleşebilir. Bu anlamda tabii dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Teknik olarak yatay bölgedeki daha önceki zirve noktamız kaç? Hemen onu da işaretleyelim. Ortalama 650 bantları test edilmiş mi? Edilmiş. Yani buraya zamanla gelir ama bu zaman önümüzdeki günler midir yoksa ilerleyen bir zaman mıdır? Bu konuda bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi bu geçmişten gelen kırmızı çizgiye dikkat edin. Bu seviyenin altında geri çekilmeler söz konusu olabilir. Evet, bu anlamda dikkatli bir şekilde takip edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şu çizdiğim çizgilere dikkat edin arkadaşlar. Bakın bir. Kaç burası? Ortalama 464. Bakınız. Bazı arkadaşlar yanlış anlıyor. Bakınız ben bu 464'ü çizdim diye bu hisse buraya gelecek demiyorum. Olasılık üzerine gidiyoruz. Diyoruz ki eğer bir gün diyelim ki buradan geri çekilmeler yaşandı ve bu 464 bandına gelip buradan yukarıya doğru güç toplamaya başladı. Burası güzel bir alım noktası olarak karşımıza çıkabilir. İlerleyen zamanda eğer hisselerde bir geriye doğru düşüş olur ise bakın şartlı konuşuyoruz burada arkadaşlar. Buraya düşecek, 464'e gelecek. Biz müneccim değiliz, bir şey değil. Kimse bunu bilemez arkadaşlar. Onun için lütfen bakınız analizleri dinlerken ne anlatmak istediğimizi iyi anlayın. Diyorum ki bu geçmişten gelen bakınız kırmızı çizgimiz var. Buradan bir satış yiyebilir. Buraya dikkat edeceğiz. Lakin yine olasılık noktasında 520 bantlarına bakın şu tepe noktasından şöyle tekrar yukarıya ivmelenerek güç toplayıp 651'leri test edebileceği gibi bakınız bu 520 bantlarından aşağı doğru sarkarak 464 bandına doğru da geri çekilme gelebilir. İşte burada ihtimal dahilinde diyoruz ki ilerleyen zaman diliminde negatif senaryoda 464 bölgesi bir alım fırsatıdır. Bir. Diyelim ki satışlar derinleşti. Daha aşağılara geldik. Şu bölge arkadaşlar 415 diğer bir alım bölgesidir. Bakınız. Niçin bunları söylüyoruz arkadaşlar? Çünkü geçmişteki destek, pardon, direnç noktaları bakınız. Bu 1, 464 ve burası arkadaşlar 415. Buralar bizler için bir alım fırsatına dönüşebilir. Negatif bir senaryo sonrasındaki pozisyonlardan bahsediyorum. Lakin şunu da söyledik mi? Bakın şu bölgeye doğru 520'lere kadar sarkıp buradan güç toparlar ise burası da bir alım bölgesidir. Burayı da not almak gerekli 520. Yani ilk etapta bizim destek noktamız 520 arkadaşlar. Evet, 520 destekli 464 ve 415 şeklinde 2-3 tane destek noktasını söyledik. Bu destek 520'ye geldik. Tekrar yukarıya döndük. Şu kırmızı çizginin üzeri bizim için 651'e giden bölgedir değerli dostlar. Evet. Bu şekilde takip edelim. Umarım yükselişin devamı gelir. Ama dikkat edeceğimiz hususlar tabii ki de bu şekilde arkadaşlar sıralanabilir. Yine geçmişten gelen tepe ve dip noktalarını birleştirerek arkadaşlar yine destek noktaları kendimize edinebiliriz. Bakın yine onlardan bir tane siyah çizgi. Burası da ortalama kaça geliyor şu anki haliyle? 475 bantları. Zaten bizim yatayda 464'ümüz var. Şimdilik takip edeceğimiz noktalar bunlar arkadaşlar. Doko hissesinde. Evet, bir de haftalık bakalım mı? Neden olmasın değil mi? Haftalık bakalım. Haftalıkta indikatör bazlı bakacağız. Evet, halen yukarı doğru.
Bir de aylık MACD indikatörünü merak ediyorum. Evet, MACD indikatörü daha önceki alım noktası yukarı set yükseliş. Burada yeni bir alım noktasına doğru gitmekte arkadaşlar aylık bazda. Evet. Yoko'daki durum bu arkadaşlar. Kuyas'a bakalım. Kuyas. Önemli bir destek noktasındayız arkadaşlar Kuyas'ta. Hemen şöyle görüntümüzü alalım. Artık arkadaşlar alt kısımda indirilen bazı değerlerimiz var. Artık kusura bakmayın, o görüntü sizleri belki rahatsız ediyor olabilir ama yapacak bir şeyim yok. Yani videonun hazırlanması için bunların indirilmesi bitmesini beklersek epey zaman geçecekti. Evet, şimdi Kuyas'ta arkadaşlar 2.33'lük bir kapanış gelmiş. Burada teknik görüntümüz yükselen bir kanal trendi içerisinde destek noktasında olduğumuzu görmekteyiz. Değerli dostlar, kanal altına sarkma gelmediği müddetçe teknik görüntü olumlu. Yani ortalama 2.20'lerin altına düşmeliyiz ki negatif bir konuşmadan bahsedebilmeliyiz arkadaşlar. Şimdilik görüntümüz güzel. Hele hele bakınız arkadaşlar, bir de şuradaki, bakınız şöyle uzatalım. Kırılım gelir ise tadından yenmez arkadaşlar. Bakın buraya da dikkat ediyoruz. Buradaki kırılım gelir ise bakın şöyle bir simetrik üçgen formasyonda diyebiliriz. Burada arkadaşlar kırılım sonrası şöyle yapalım tekrar. Şöyle aldığımız zaman şu yüksekliği şuraya koyuyoruz. Bakınız üst banda doğru arkadaşlar bir hareket, 3.20 bandına doğru bir hareket söz konusu olabilir değerli dostlar. Evet, şunu şöyle yapalım, kaldıralım. Şimdi teknik anlamda arkadaşlar şuradaki tepemiz var. Kaç burası? 3.18. Biz bunu 3.20 diyelim ortalama, bakınız. Bu bölgeye doğru bir hareket gelebilir. Formasyon destekliyor. Şimdi bakınız arkadaşlar. Kuyas'taki pozitif unsurları sırasıyla sayalım. 1. Yükselen kanal trendinde olmamız birinci artımız. Bakınız mavi ile çizmişiz. Yükselen kanal trendi destek bölgesindeyiz. Bu destek aşağı doğru kırılmadığı müddetçe. Ortalama bir rakam söyleyeceğim arkadaşlar. İşte 2.20. Bu seviyelerin altına kırılmadığı müddetçe. Yukarıda da 2.50'lerin üzerine attığımız takdirde bakınız. Şuradaki mesafe boyunca yukarıya doğru yolculuk gelebilir. 3.20'lik bir burada teknik hedefimiz söz konusu Kuyas'ta değerli dostlar. Kuyas'ı takibime aldım. İlerleyen zamanda tekrar değerlendiririz. Yani şuradaki formasyon bakınız üçgen formasyonu, eğer kırılım gelir ise ve de kanal destek dönüşü gelir ise daha önceki tepe 3.17 test edilebilir. Ve değerli dostlar şunu da sizlere daha önce de hatırlattım. Her zaman da söylüyorum. Bakınız geçmişteki bakınız dip bölgeler, bakınız destek bölgeleri bir gün karşımıza direnç olarak çıkacaktır arkadaşlar. Bakınız bu bölgeye doğru gitme olasılığımız oldukça yüksek gözüküyor. Umarım bu yükseliş devam eder arkadaşlar. Şöyle bakalım, şuradan parayı klonlayalım. Şöyle bir yükselen kanal trendimiz, bakınız ne yapıyor arkadaşlar. Kırıldıktan sonra bakınız sert bir satış. Şimdi yine bir kanal trendi içerisinde devam ediyoruz. Umarım yukarıya doğru kırılarak bir fırsat doğurur arkadaşlar. Evet. Yani 2.45-2.50'lerde güzel bir hal oluşabilir. Evet. Anlatacaklarımız kıyasla şimdilik bunlar. İyi takip edildiği zaman sizleri ciddi zarardan kurtaracak veyahut da ciddi getiriler sağlayacak formasyonlara hakim bir hisse konumunda arkadaşlar. Evet. Goodyear'a bakalım. Şimdi Goodyear'da değerli dostlar bakınız 5.88-2.30 yani 2.30-5.90 bandında bakınız bir kırılım gelip bu kırılım sonrası aradaki mesafe kadar bakınız yani şu mesafe kadar yukarıya doğru yolculuğumuz devam ediyor. 9.37-9.40 teknik hedef olarak durmakta arkadaşlar. Evet. Şimdilik teknikte bir bozulma söz konusu yok. Hatta
Pardon, şöyle alalım tekrar. Evet. Yukarıya kaldıralım arkadaşlar. Evet. Burada teknik olarak bir formasyon daha hakim arkadaşlar. Nedir o? Bir filama formasyonu oluşmuş mu burada? Oluşmuş. Yani bu da devam ediyor. Halen güçlü bir yolculuk söz konusu arkadaşlar. Bakınız filamanın oluşumu. Yani en azından şu bölgeden daha iyi alsak kırılım sonrası bakınız nerelere gelebileceğini görüyorsunuz. Veyahut da sadece şu aradaki mesafeyi alsak bakınız halen gitme potansiyelimizin 9.37'lere doğru gitme potansiyelinin olduğunu görüyoruz teknik anlamda. Umarım bu seviyeler test edilir arkadaşlar. Evet. Ama artık hedefine vardıktan sonra eğer ki varır ise tabii 9.37'leri görür ise dikkat etmek gerekir. Evet. Güzel. Evet. Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bir taraftan da kahvemizi yudumlayalım. Şimdi arkadaşlar burada bakınız çalışmasını da yapmışız. Bir kırılım söz konusu arkadaşlar. Bakınız bu daralma sıkışma yukarıya doğru kırılmış. Şimdi bunu katıla dahil olan arkadaşımız bir pullback gördüm demiş. Doğrudur. Burada bir pullback var. Bakınız kırılım sonrası değerli dostlar. Şurası bir yükseliş onaydı. Şimdi mantık aynı mantık. Daha önce bakınız katıla dahil olan arkadaşlara Petkim, İpek, Makine Takım, Kardemir, A, Şişe. Hepsinde bir mantık yürüttük değil mi arkadaşlar? Mantık nedir? Bakınız. Eğer bir pozisyon açacaksanız, değerli dostlar bakınız bir pozisyon açacaksanız. Aşağıda kendinize bir stop noktası koyacaksınız. Örneğin şurada diyelim ki 5 bandını stop koyduk. Veyahut da 5-10 bandını. Kaç? %8'lik bir değer kaybı. Bunları göz önüne alacaksınız her zaman. Yani burada stopunuz patlayabilir, her şey olabilir. Lakin %5'lik, 10'luk değer kaybına karşılık ne kadar getiri elde edebilirsiniz? Yani teknik size ne diyor? Tekniğin burada bize söylediği arkadaşlar, şu aradaki mesafe boyunca yukarıya doğru hareketin gelme potansiyeli olduğunu teknik bize söylüyor burada. Bakın tamamen şuradaki formasyonun teknik hedefi. Kaç? 9. Buradaki getiri oranı ne arkadaşlar? Şu bölgeden bir hareketin geldiğini düşünün. Evet. Neredeyse %60'lık bir getiri demek arkadaşlar. Bu yani 5.57'lerden 9 TL'ye geldiğini düşünün. Yani bu şekilde bir teknik hedefimiz söz konusu. Umarım gerçekleşir. Tabi burada stop noktalarını belirtmek gerekir. İşte şöyle şu kesişme noktası kaç? İşte 5.12, 5.10. Buralar destekli takip edilebilir. Yani tekrar kanal içerisine girip buralarda oyalanıp tekrar yukarıya çıkabilir ama arkadaşlar bakın şu alttaki uzatalım burayı. Bakın alt destek çizgisi altına sarkma geldiği zaman işin rengi değişir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani o zaman bu hareket fake kalır. 9 rüya olur. Aşağıda daha derinlere yöneliş gelebilir. Bu anlamda dikkat edilmeli diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Alt destek çizgimizde şöyle bakalım. Şu nokta kaçmış? 4.28. Yani burayı da belirlemiş olalım. Umarım teknik anlamdaki bu güzellik yukarı doğru devam eder arkadaşlar. Evet. Yine burayı da notumuza alalım. Yani piyasalar iyi olursa bu formasyonun işlem olasılığı yüksek. Diğer bir hissemiz Credit West Factoring. Şöyle indikatörlere bakıyoruz. Güzel. Yani şuradan baktığımız zaman bir kırılımın gelmiş olması arkadaşlar. Göreceli güç endeksinde güzel. MACD indikatörümüz güzel. Yani bu açılardan baktığımız zaman indikatör anlamında olumlu diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım şöyle çizdiğimiz zaman da bakınız çok net bir destek çizgimiz var. Yine mantığınız destek çizgisi altında stop. Diyelim ki %3, %4 değer kaybına göze alarak işlem açtığınızı düşünelim. Yukarıda da ciddi bir getiri söz konusu olacaktır. Yani
bir zarar etme olasılığınız varsa 4 kazanma potansiyeli barındıran bir hisse konumunda şimdilik duruyor arkadaşlar. Evet, şu bölgeyi de şöyle bir alalım. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere bu bölgenin üzerinde attığımız takdirde çok çok güzel yerlere gelebilir. Teknik anlamda 8.44. Ortalama 6.27, 6.30'dan üzerinde kapalı mum, yani dolu mum gelir ise bu da oldukça olumlu diyebiliriz arkadaşlar. Güzel. Umarım yukarıya doğru hareketin devamı gelir. Stop noktanız net zaten arkadaşlar. Nedir? Ya, bu değişebilir. Yani alt çizgi diyelim ki 5.66'da veya daha yukarıda 5.90'da. Yani şu çizgi ne zaman kırıldı? Bu sizin stop noktanızdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çünkü oldukça güçlü bir destek çalışması yapmış. Bakın 4 defa test edilmiş. Bu seviye kırıldığı zaman aşağı doğru satışlar derinleşebilir. Evet. Biz iyi yanından baktığımız zaman işte 6.25, 6.27 bu seviyelerin üzerindeki dolu mumlarda yukarıya doğru güzel atakları da görebiliriz değerli dostlar. Evet, diğer bir hissemiz Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Umarım bir obo formasyonuna gitmez. Yani bu formasyona gitmesi biraz sıkıntı doğurur. Şöyle baktığımız zaman bakınız bir destek kırılımının geldiğini görmekteyiz arkadaşlar. Bu kırılım pek hoş bir görüntü olarak karşımıza çıkmıyor. Onu söyleyelim. Daha önce de şöyle bir görüntü olabilir mi demiştik. Bakın sol omuz baş, sağ omuz. Yani şimdi buradaki şekle bakmayın arkadaşlar. Yani girintili çıkıntılı. Yani şu görüntü hat bir obo haline gelebilir mi? Buraya dikkat edelim. Ve onay hareketi, yani eğer satış 7 ise bakınız burada bir yükselen kanal destek çizgisi kırılıyor. Yani şuradan bir tık daha gitsin. Buradan geriye gelip bakınız 12.09 seviyeleri altına indiğimiz an teknik olarak satış onayını almış diyebiliriz arkadaşlar. 12.09'un altında bir satış onayı yiyebilir. Buraya dikkat edelim. Evet. Tekrar kanalın içerisine dahil olmak ki nedir ortalama? Şöyle baktığımızda işte 13, pardon, biraz fazla gitti. Şu noktalar kaç? İşte 13.50, 13.60. Yani kanalın içerisine dahil olmak gerekir arkadaşlar. Hareketin devamı için kanal içerisine gitmek gerekir. Bir diğer olumlu görüntümüz ne olmalı burada? Buradaki bakınız direnç çizgisi kırılmalı. Evet. Yani farklı açılardan değerlendirebilirsiniz. Yani kanalın içerisine direkt yukarı 13.60'lara gittiği zaman olumlu. Hadi gitme diyelim, aşağılarda oyalandık. Şuradaki kırılım, düşen kırılım gelir ise tekrar yukarıya doğru hareket gelebilir. Lakin 12.09'ların altı riskli arkadaşlar. Sırasıyla aşağıda 10.40. Bakınız 8.12, bunlar destek noktalarımız. Evet. Yapı Kredi. Şimdi burada da yine dikkat çekici bir özelliğimiz var. Geçen gün saat bazlı bir değerlendirme yaptık ama günlük işin seyri biraz daha farklı. Evet. Şöyle Yapı Kredi'yi alıyoruz. Şimdi arkadaşlar daha önce bakınız test edilmiş olan direnç noktaları oldukça net. 3.20. Hemen fiyat etiketini yapıştıralım. 3.20 bizim direnç bölgemiz. Burayı aşmalıyız arkadaşlar. Burayı aşamadığımız zaman bakın şurada bir ikili tepe ile düşüş çok sert bir şekilde geliyor. Yine burada bir ikili tepe olasılığı söz konusu mu diye bir soru gelmiş. Tabii ki de söz konusu. Burada bu ihtimal barındırıyor mu? Barındırıyor. Bunun için şöyle bir destek çizgisi çizelim. Yani şu desteğin üzerinde kalır isek bir sıkıntı yok ama destek kırılımı, bakın kırmızı çizgi kırılırsa aşağı doğru sırasıyla 2.80, 2.65 şeklinde destekler karşımıza çıkabilir.
Ha şunu da söyleyeyim, bakınız yine aynı şekilde söylüyorum. Kesinlikle bakınız buraya düşeceğini iddia etmiyorum ama ola ki 2.48-2.50 lira bu hisse düştü. İşte burada bir nimet devreye giriyor. Onay hareketi alabileceği geçmişteki bir tepe var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani buralara düşse bir alım fırsatıdır. Başka hiçbir şey değildir arkadaşlar. Evet. Şimdilik teknik görüntümüz bu şekilde. 3.20 direnci kırılmalı. 3.20 direnci kırıldığı takdirde yukarıya doğru güzel bir potansiyel barındırır değerli dostlar. 3.20'nin altında dikkat edelim. Burada 2.83 kaldıralım. 2.83, 2.65 sıralı destek noktalarımız arkadaşlar. Bu şekilde takip edilebilir. Evet. Umarım 3.20 direnci kırılarak güzel bir şahlanış yaşarız. Ama 2.83, 2.65 ve 2.48 buralarda da tabii hazırlıklı olmak gerekir arkadaşlar. Şimdi yine aynısını söyleyeceğim arkadaşlar. Bakınız satış ve geri çekilmeler nereden geliyor? Bakınız dikkat edin arkadaşlar. Şu geçmişteki bölgelere bakın. Evet. 1, 2, 3, 4. 4 defa test edilmiş olan bir destek çizgisi geçmişte. Karşımıza bir direnç çizgisi olarak çıkıyor mu? Çıkıyor arkadaşlar. Bunu biz her zaman anlatıyor muyuz? Anlatıyoruz değil mi? Onun için bu bilgiyi de mutlaka bir kenara not alın arkadaşlar. Bakın geçmişte yükselen bir kanal trendi. Bunun destek çizgisi bir gün karşımıza direnç olarak çıkabilir. Evet. 3.20'yi kırarak tekrar bu kanala dahil olur isek önü açık. Bunda bir sıkıntı yok. Onu söyleyelim. Ama şimdilik 3.20 direncimiz çok net, çok çıplak bir şekilde kendini belli ediyor değerli dostlar. Kars'a bakalım bir de. Çünkü bunda da sıkışma, bir düşüş geldi, bir sıkışma hali devam ediyor. Ne olacak? Burası da oldukça ilginç. Şimdi yine şöyle alttaki kırmızı çizgiye bakın. Yine geçmişteki arkadaşlar test edilen, bakınız destek, destek, bakınız direnç. Bu çizgiyi uzattığımız zaman bakınız destek, destek. Demek ki biz bu çizgi baz almalıyız arkadaşlar. Bu çizgi defalarca destek ve direnç olarak test edilmiş mi? Test edilmiş. O zaman bu çizgiyi boş geçemeyiz. Bu çizgi bizim için bir kaynaktır değerli dostlar. Evet. Şimdilik bu kaynak içerisinde devam ediyoruz. Bir düşen kırılımı gelmiş ama tekrar onay için şöyle bakın 3 bandı test edilebilir mi? Edilebilir. Yani 3 bandını kendinize destek alarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Buralarda oyalanma oldukça normaldir. Nihayetinde bir kanal treni içerisinde devam ediyoruz. Bir düşen trend, düşen kanal, düşen direnç çizgisi kırılmış. Bu da güzel. 3 bandı destekli takip ediyoruz. Şu yukarıdaki destek, pardon, direnç noktamız arkadaşlar kaç? İşte 3.33, 3.35. Bakın bu bölgeyi de direnç noktası olarak kabul ediyoruz. İlerleyen zaman dilimi içerisinde şöyle bir katlamaya gidebilir miyiz? Bu da olasılık dahilinde. Bunu da bir kenara not alalım. Karsan'da. Yani 3.85'ler yukarı doğru devrilirse arkadaşlar şöyle bir katlamayla 5 bandına doğru gidebilir miyiz? Bu da olasılık dahilinde. Evet. Şöyle burayı alalım. 3.84. Burada bizim şimdiki yataydaki teknik hedef noktamız. Evet. 3 bandını destek alarak takip edilebilir. Diğer bir hissemiz. Bantaş, bandırma, bandırma. Evet. Arkadaşlar bu da net bir kanal trendi içerisinde gidiyor mu? Majör'de bakınız gidiyor değil mi? Yani bunda da bir sıkıntımız var mı? Yok. Şimdi şuradan bir klonlama yapalım şu şekilde. Evet. Değerli dostlar burada desteğe doğru hareket gelebilir. Yani bu oldukça normal, kabul etmek gerekir. 4.46, 4.15 ortalama destek noktalarımız. Yani buralar test edilirse şaşmamak gerekir. Bu seviye kırılmadığı müddetçe, yani kırmızı destek hattı kırılmadığı müddetçe sıkıntı yok. Bir de şurada bakınız göreceli güç endeksini çizdik. Yukarıya doğru bir kırılım gelir ise ortalama 55 bantları üzerine atabilirsek bu da oldukça olumlu olacaktır değerli dostlar. Biz yine şöyle bir direnç çizgimizi çizelim.
Umarım bu kırılım gelir ve bir fırsat sunar değerli dostlar. Şimdilik sıkıntı doğuracak bir görüntü hakim değil. Yani bu ana kanal trendi içerisinde devam ediyoruz. Desteğe doğru bir çekilme gelebilir. Ama destek çizgisi kırılmadığı müddetçe sıkıntı yok arkadaşlar. Ama ne zaman ki şu destek bölgesi kırıldı. Yani şu bölgelerden bir kırılım geldi. 4.34 olur, 4.40 olur. Artık nereden gelirse aşağı doğru bir kırılım geldi. İşte o zaman dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na şöyle bir haftalık bakalım. Bakınız majör destek ve dirençlerimiz. Yani direnç noktasına doğru şöyle 5.80'ler test edilirse şaşmamak lazım. Oldukça normal. Bir diğer hususta bakın şu bölgede. Evet, şöyle de takip etsek. Evet. İndikatörlere bakalım. Yani burada üst bandın test edilme potansiyeli yüksek ama bakınız tepe noktasında iğne uçlarını görüyoruz. Bu dikkat edilmesi gerektiğini bizlere gösterir. Yani buradan bakınız aşağı doğru destek hat test edilirse de yine şaşırmamak lazım. Yani 3 bandı test edilir ise buraya şaşmamak lazım arkadaşlar. Yani nihayette bir kanal oluşmuş durumda majör bandın arasında bir yükselen kanal trendimiz var. Yani geri çekilmeler genelde bir fırsat olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Bu anlamda bakmak gerekir. Yani buradaki fitiller pek hoş durmuyor. Onu söyleyelim. Şimdi günlük bakıyoruz. Günlükte indikatörlerden göreceli güç endeksi bizim için oldukça önemli ve teknik burada satış üretmiş durumda diyebiliriz arkadaşlar. Bakın. Göreceli güç endeksi RSI 1, 2, 3, 4, 5.den sonra maalesef desteği kırmış durumda. Bu anlamda dikkat edelim. Yani buradaki üstte bahsetmiş olduğumuz geri çekilme gelir ise de şaşırmamak gerekir arkadaşlar. Bu anlamda bakınız tepelerde iğne uçları fitilleri görüyoruz. Geri çekilmeler söz konusu olabilir. Şimdi burada da yine geri çekilmenin bizim için en büyük göstergesi bakın şu destek çizgisinin aşağı doğru kırılması olacaktır. Yani 3.74-75 bandı ortalama yani şu band bizim için bir destek noktasıdır arkadaşlar. Hani bu kırılım artık geldi aşağı doğru 3'lere doğru yolculuğun ana başlangıcı 3.76 olabilir. Buraya dikkat etmeli. Evet. Avhol'a bakalım. Avrupa Yatırım Holding. Şimdi değerli dostlar burada bir daralmadır, bir sıkışmadır gidiyor. Sabırla beklemek lazım burayı arkadaşlar. Yani buradaki kırılım menşeine göre hareket etmek lazım. Direnç çizgimiz oldukça netleşmiş durumda. Bakınız aşağı yukarı aşağı yukarı. Yani şuradan yukarı doğru bir kopuş. Bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ama şu anda erken mi? Tabii ki de erken. Yani net bir görüntünün olması lazım. Alt desteğe doğru da gelebilir. 4.90'lara olası bir kırılım da gelebilir ama birazcık olgunlaşıp pişmesi için sanki desteği test etmesi daha makul gibi geliyor. Ama test etmeyip direkt buradan yukarıya dalarsa da şaşmamak lazım. Ortalama 5.90'ın üzerinde arkadaşlar olumlu diyebiliriz. 5.90'ın üzerinde artı diyebileceğimiz bir görüntü. Aşağıda ise 4.70 bakınız bizim için negatif destek bölgesi. Buranın kırılması satışları derinleştirebileceği gibi 5.90'ın üzerine atmakla beraber yukarıya doğru bakınız şu sap kadar bakınız gitme potansiyelini barındırır. Yani 11'lere doğru yolculuk gelebilir. Ama
Şimdilik daha erken. Bakalım neler olacak. Göreceğiz arkadaşlar. Evet. Doko'ya baktık. Kuyas'a baktık. Kudir. Reysaç Gayrimenkul. Kredi. Factoring. Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Yapı Kredi. Karsan. Vantaj. Avrasya Gayrimenkul. Avfol. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Umarım her şey gönlünüzce olur.